Beni. Dağın altından gelen su kaynaklarımızdan birisi de burası. Yani bu köyün her tarafından çıkan su, siz de gördünüz onu zaten. Biraz sonra aşağıdaki yerleri de göreceksiniz. Şimdi bizim köyün özelliği, her taşın altından su çıkıyor. Biz bu doğal güzelliği de korumak istiyoruz. Yani elimizden geldiğince itina göstermeye çalışıyoruz. Fakat bu bizim köyümüzün 500-600 metre yukarısına bir mermer ocağı açılmak isteniyor. Köy halkı olarak biz bundan son derece rahatsızız. Yani çünkü o açacakları bölge 5-6 köyün su havzası. Bizim içme suyumuz oradan geliyor. Onun için de bu mermer ocağına karşı biz hukuksal olarak da mücadelemizi veriyoruz. Ama herkesin bu konuda duyarlı vatandaşların da bize destek olmasını bekliyoruz. Peki ya muhtarım, bu mermer ocağının sizin köydeki su üzerinde etkisi oldu mu? Hayır, şu anda yok, daha açılmadı mermer ocağı, ama ÇED raporunu için Mardın 22'sine geldiler. Biz köy halkı olarak tepkimizi koyduk. ÇED toplantısını terk ettik. Onlar da toplantı yapılmamıştır diye tutanak tuttu, gittiler. Ama bu süreç devam edecek. Bundan sonraki ÇED'in çıkacağı, o ÇED toplantısından sonra çıkacak ÇED raporu, nasıl bir rapor çıkacak bilemiyorum. Tabii o çıktıktan sonra biz hukuksal olarak mücadelemize tekrar devam edeceğiz. Peki ya muhtarım, bu firmanın ismi nedir ve nerelerdir? Şimdi firmanın ismi Şiş Yusuf Bereketoğlu diye bir Diyarbakırlı bir vatandaş. Daha önce de zaten bu şu andaki açacakları mermerin 500 metre yukarısında Dimer mermercilik vardı. Onlar bu sene çalışmıyorlar. Bilemiyorum sonuç niye çalışmıyorlar, ama istedikleri mermeri mi alamadılar, yoksa onlara göre gerekçesini bilemiyorum, ama bu yıl çalışmayacaklarını biliyorum. Şimdi bu işte biraz önce söylediğim gibi de her taraftan su çıkıyor ve Kangal'da burayı özel bir köy burası. Kangal halkı burayı ziyarete geliyor. Ayrıca bizim zaten burada ziyaretimiz var. Yani Samut Baba var, 1573'te yapılmış. Efendim dut ağacımız var. Ben onun ölçümünü yaptırdım. 668 yaş kesin, 700 yaş olma ihtimali çok yüksek dediler. Onu işte Orman Bakanlığı, onu Çevre Bakanlığı anıt ağaç yapacaklar. Ama yani gerçekten Kangal'da gidilebilecek güzellikte bir köydü. Fakat bu işte gölet inşaatı bize son derece rahatsız etti. Bir de bu mermer ocağı da açılırsa o tabii bizi olumsuz yönde etkileyecek. Bizim gençlerimiz, dışarıdaki insanlarımız her yıl yazı iple çekerler ki koşa koşa köylere gelsinler. Çünkü her taraftan su çıkıyor. Siz de gördünüz. Yani ilk baharda çoğalır, sonbahara doğru azalır. Yani hiç kurumayan suyumuz da
şu yapıda, yapının içerisinde borular şuradaki de giden sudur. Ama siz de gördünüz, daha da göreceksiniz. Köyümüzün her tarafından su çıkıyor. Ama bunu, bu güzelliği korumamız lazım. Yani bu güzelliği korumak için de herkesten destek bekliyoruz. Yani temizlik, köye geliyorlar mesela. Arkadaşlar, biz uyarıyoruz. Diyoruz ki burada piknik yapıyorsunuz ama bu piknik yapınca da burada çöplerinizi falan lütfen götürün. Götürmezlerse biz kendimiz gidip müdahale edip bunları kaldırıyoruz. Peki muhtarım, bu köyde her taşın altından su çıkıyor diyebilir miyiz? Her taşın altından su çıkıyor diyebilirsiniz. İleride de göreceksiniz. Bir de bizim burada hiçbir yerde olmayan su teremiz var. Suyun içerisinden çıkan doğal su teresi var. Bu da aşağı yukarı Ağustos'a kadar falan gidiyor ve Kangal'da bunu yemeyen insan yoktur. Bunu hatta şey yaparlar, böyle derler ki ya o şifalı bir bitki diye tanıdığımız eş, dost, tanımayan kendisi geliyor topluyor, tanıyanlar da bizden istiyor, biz gönderiyoruz. Valla suyun işte yer altından kaynaklı geliyor su, doğal içebileceğin bir su, pırıl pırıl bir su. İşte dağların altından süzülerek gelen bir su. Ama bu da yani alt tarafı, biraz önce de söyledim, köyün her tarafından çıkıyor. Çünkü labirent gibi, hatta su çıkarken birlikte balık çıkıyor. Yani yerin altından su çıkıyor. İşte biraz önce havuz vardı orada. Havuzu gördünüz. Havuzda su olduğu zaman balık da beraber oluyor. Yani bir hikmet diyeyim buna yani.